Hazreti Leyla. Hadi ya Allah ya Bismillah. Askinsan Enerji Anonim Şirketi Pil Üretim Tesisi vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Enerjilere olan talep her geçen gün doğal olarak daha da artmaktadır. Sadece daha çevreci ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarını elde etmek için değil, elde edilen enerjinin kolay ve uzun vadeli depolanabilir olması için de yoğun bir gayret sarf edilmektedir. Günümüz otomobiller, ağır hizmet araçları ve hatta uçakları dahi artık elektrikli yapılmak için çalışmalar yapılmakta, dönüşüm çalışmaları sürdürülmektedir. Bu elektrikli araçların çalışabilmesi ve gelişebilmesi için de bataryalar üzerinde yapılan çalışmalara büyük Ar-Ge kaynakları ayrılıyor, büyük yatırımlar yapılıyor. Denilebilir ki pil teknolojileri artık dünyayı dönüştürüyor ve adeta şekillendiriyor. Geleceğin dünyasında hayati önemli olan bu teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi de artık gerçekten bir gereklilik haline gelmiştir. Zira yerli ve milli üretim yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte hiç olmadığı kadar önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar tarihte neler yaşadığımız hepimizin hafızalarında taptaze durmaktadır. Bunu da asla unutmadık, unutmayacağız. Bu bilinçle Türkiye son yıllarda büyük sanayi, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşvik ve destekleriyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerimiz olmak üzere teknoloji firmalarımızın ve üniversitelerimizin de üstün gayretleriyle yerli ve milli üretimde önemli mesafeler kat edilmiştir. Artık insan kaynağımızı da en iyi şekilde değerlendirerek kendimize özgü tasarımlarla bu yolda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Özellikle genç nesillerimiz teknolojik gelişmelere daha fazla ilgi duyar hale geldi. Teknolojiyle yakından ilgilenen, teknolojik üretim odaklı düşünebilen, bu alanda yeni ve inovatif çalışmalar ortaya koyan gençlerimizin artması ülkemizin geleceği adına gerçekten ümit verici, gerçekten son derece sevindiricidir. Bu çerçevede son olarak Gaziantep'te düzenlenen, eminim hepinize yakından takip ettiğiniz bu Teknofest organizasyonlarının da önemli bir misyon üstlendiğini ve bunu başarıyla yerine getirdiğini de değerlendiriyorum. Bu organizasyonda genç dimağların ortaya koyduğu ürünler ülkemizin geleceği adına bizleri gerçekten umutlandırmış ve heyecanlandırmıştır. Gençlerimizi teşvik eden bu tür organizasyonları düzenleyen herkese buradan bir kez daha el içten duygularla teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, her zaman ifade ettiğimiz gibi başta savunma sanayi olmak üzere ehemmiyet arz eden tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmak bizler için bir tercih değil, artık bir zorunluluktur. Bu coğrafyada var olabilmek etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, mavi vatanımızda, semalarımızda ve dünyanın diğer birçok coğrafyasında hak, alaka ve menfaatlerimizi güçlü bir şekilde koruyorsa, aynı zamanda dostumuz, kardeşimiz olan ülkelere yardım ediyorsa, edebiliyorsa, bunda personelimizin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin de payı büyüktür. Tarihte ve günümüzde maruz kaldığımız tehdit ve riskler çok açık bir şekilde ortaya koymuştur ki Türkiye'nin her alanda güçlü olmaktan başka çaresi yoktur. Hem kendi ülkemizin hak ve hukuku hem de kardeş halkların ve mazlumların huzuru için kendi harp araç ve gereçlerini üretebilen, her alanda ihtiyaç duyduğumuz teknolojilerine sahip bir ülke olmak zorundayız. Bu düşünce ve inançla yaklaşık 15 yıl önce güçlü bir iradeyle başlatılan milli teknoloji hamlesiyle birlikte başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda çok önemli adımlar atıldı. Tarihe geçecek pek çok başarı hikayesi yazıldı. Türkiye artık stratejik öneme sahip
birçok silah sistemini, yazılımını ve tasarımını kendi geliştirebilen bir ülke durumuna gelmiş bulunmakta. Bugün tesisimizin, bugün açacağımız tesisimizin temel atma töreniyle başarılarımıza bir yenisini daha ilave ediyoruz. Tesisimizin faaliyete başlamasıyla birlikte ülkemiz batarya teknolojilerinde son derece önemli bir atılımı daha gerçekleştirecek, geleceğin teknolojisine öncü olacaktır. Bu önemli tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere, katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür ediyor. Tesisimizin bir kez daha ülkemize, asil milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve Kayserimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri yine sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle değerli, çok sevgili Kayserili hemşerilerime de saygı ve şükranlarımı sunuyorum sizler vasıtasıyla. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli komutanlar, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler. Anadolu sanayinin güçlü şehri Kayseri'de böyle bir programda sizlerle beraber bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kayseri, savunma sanayi sektörümüz için çok önemli bir şehir. Gerek Asmilsan, gerekse savunma sanayi ekosisteminin içinde bulunan ve bulunmayı hedefleyen şirketlerimiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını tekrar belirtmek isterim. Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gerek geçmişte yaşadığımız tecrübelerden, gerekse mevcutta ülkemizin ve bölge coğrafyasının dışarıda ve içeride yaşadığı tehdit ve güvenlik sorunları dikkate alındığında ülkemizin istiklal ve istikbali için etkili bir savunma sanayi varlığının kaçınılmaz olduğu şüphesizdir. Savunma sanayinde son yıllarda giderek artan bir ivmeyle atılımlarımız devam ediyor. Bugün başkanlığımız koordinasyonunda vakıf şirketlerimizden ana yüklenici ve alt yüklenicilerimize, KOBİ'lerden araştırma merkezlerine ve üniversitelere kadar özgül ürünleri ve ihracat başarılarıyla geniş bir savunma sanayi ekosistemi oluştu ve oluşmaya devam ediyor. 18 yıl önce 66 olan proje sayısı bugün 750'ye yaklaştı. Sadece son 5 yılda 350 yeni proje başladı. Proje bütçemiz 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara çıktı. Sektörün cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolara aşan bir seviyeye geldi. İhracatımız 250 milyon dolardan 3 milyar dolara geçen bir seviyede. Firma sayımız 56 idi. Bugün 1500 üzerinde savunma sanayi firmamız var. Dünyanın ilk 100 firması içinde 4 yıl önce sadece 2 firmamız varken bugün bu sayı 7'ye çıktı. Bütün bunlar ekosistemimizin uyumu, kuvvetlerimizle işbirliği ve doğrudan sahadan aldığımız yeni bildirimler sayesinde oluşmuştur. Bugün hamdolsun Türk Sağlık Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz ülkemiz içi ve dışında sürdürdüğü operasyonlarda çok büyük oranda yerli ve milli sistemlerimizi kullanmakta ve önemli başarılara imza atmaktadır. Son dönemde sadece terörle mücadelede kendi güvenlik güçlerimizin değil, komşu ülkeler ve diğer coğrafyada çeşitli operasyonlarda Türk savunma sanayi ürünleri kullanmaktadır. Elbette ki ülkemiz savunma sanayi duyulan bu güven bizleri gururlandırmaktadır. Ancak geldiğimiz noktanın yetmediğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefinde daha hızlı yürümemiz ve hatta koşmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Küresel güç Türkiye vizyonunda hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına kadar radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliliği esas alan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada asıl önemli olan alt bileşenler, kritik sistemler ve stratejik teknolojilerde tam bağımsızlıktır. Gerek Ar-Ge yatırımlarımız ve gerek bu alanda her geçen zaman artan insan kaynağımızla bu alanda emin adımlarla yürüyoruz. 18 yıl önce hemen yok denecek seviyede olan Ar-Ge çalışmaları
bugün 1,5 milyar doları geçen bir harcamayla hızla ilerlemekte. Ayrıca savunma sanayinin birçok alanında sadece askeri değil, sivil alanda kullanımına yönelik birçok proje geliştirdik ve bugün temelini atacağımız bu tesis de bu anlamda önemli bir ihtiyaca cevap veriyor olacak. Dünya enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunmakta. Artık yeni bir sisteme geçiş var. Elektrikli otomobilden konuşuyoruz. Hibrit sistemler yeni enerji kaynakları ve petrolden bağımsız enerji artık geleceğin yol haritasında önemli bir yer tutuyor ve tutacak. Bu anlamda bugüne kadar Aspilsan'ın üstlendiği rol genelde paketleme ve üretim yönündeyken şu anda teknoloji geliştirme ve tasarımla beraber yurt dışına bağımlılığı da sonlandıracak bir faaliyet içine girmiş bulunmakta.